daha iyisi olabilir. Bravo. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Bravo. Teşekkürler Bay Rhodes. Ben de iyiyimdir ama sizin yanınızda esamem okunmaz. Kraliçenin hususi servisinde benden daha iyileri de var Sir Rhodes. Kahve? Tevazunuz hayranlık uyandırıyor. Osmanlı'nın hızlı toparlanışından rahatsızlık duyan İngiltere, acil sonuç bekliyor. Her şey talimatlara göre planlandı. Siz hiç endişe etmeyin. Bundan emin misiniz? Ben sizin yerinizde olsam bu kadar emin olmazdım. İngilizler ve büyük cüretleri. Beyler, bu operasyonu bu işlerde dünyanın en ehil adamlarına havale ettim bile. Eğer bu masada içinizden herhangi biri bu cüretkar plana itiraz ederse hemen engelleyebilirim. Güzel. O halde bu akşam Osmanlı'da çıkacak olan kargaşadan nasıl çıkar elde ederiz? Bunu bir dahaki toplantımızda görüşürüz. Biz birini muhakeme ederken yüce Rabbimizin ve el ad sıfatının gölgesine sığınarak ederiz Boris Zaharias. Eğer gerçekten masum isen kendini aklayacağın tek kapı burasıdır. Şimdi sualime tek bir cevap ver. Asıl ismin Emir mi? Niye diğerleri yanardı dersin? Bu yerin meselesi değil ki bencileyin köpekçi anlatsın. Bu göğün meselesi. Bu bahsi sen anlat Tayyar Baba. Sen semavata ezelden aşinasın. Alemlerin efendisi miracında 7 kat göğün ta ucuna varmıştı. Bu zaman içerisinde Cebrail aleyhisselam da kendisine refakat etmekteydi. Ben buradan ileriye geçemem dedi. Geçer isem yanarım. Peygamber Efendimiz Habibullah'tı. Allah'ın sevgilisiydi. Bu yüzden Cibril'in kaldığı yerden Habibullah geçti gitti. Biz o alemlere rahmet olarak gönderilen sevgilinin ümmetiyiz. Cenab-ı Allah cümlemizi varis kıldığı halifelik hakikatine ulaştırsın. Amin. Ki bu makam dünyanın omuzlarına taktığı bir cümle rütbeden âlidir. Thank you.
Hazır mısın? Hazır Mustafa. İşlere azmettiren kişi Ağa'dır. Yani benim Bekri Ağa. İsnat edilen suçlar hakkında yeterli delil bulunamadığından Boris Zaharyas'ın beraatine. Gel Mustafa'm, gel. Geçmiş olsun. Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Hayırdır? Otur oraya bir Mustafa'm. Şefika Hatun diye birisini tanıyor musun? Hayır. O kim? Asıl ismi Bala Hatun. 27 yıl önce İstanbul'a kucağında bir çocukla gelmiş. Bosna, Mostar'dan. Bence Mustafa'm Bala Hatun'un İstanbul'a getirdiği çocuk sendin. Burası mı Mustafa? Selamünaleyküm. Bala Hatun. Siz misiniz? Thank you.
Vallahi Hatun. Kaç kere dedim bu ite böyle davranmayacaksınız diye. Bu it, bu sütü hak etti. Babacığım süt. Canım. Süt içer misin? Seni hiç süt içerken görmedim. Hayır içmem. İçmem yani sevmem ben çok süt. Ama sen iç. Sağlığına yararlı. İsmi yıllardan beri duymamıştım. Tanır mıydınız kendisini? Çok uzun zaman burada yaşadı. Yaşadı derken? Sonra bir sabah sırra kadem bastı. Bence Mustafa'm Bala Hatun'un İstanbul'a getirdiği çocuk sendin. Nerede bu Bala Hatun? Peşindeki bir adamdan çok korktuğu için saklanıyormuş. Abdullah. Bala Hatun'u bulursak eğer bütün geçmişimi aydınlatırız. Ama belli ki dertliydi. Geceleri korkudan uyuyamazdı. Kimden korkardı? Onu takip eden bir adamdan bahsederdi hep. Ama ne yapsak ne etsek ağzından daha fazla laf alamazdık. Başka? Yani buradan gitmeden önce nereye gittiğine dair bir şey söyledi mi? Geldiği gibi ansızın gitti. Bir sabah evden çıktı, bir daha geri dönmedi. Sağ olasın teyzeciğim. Hızla iyileşiyorsun benim güzel kızım. Yakında yürümeye başlarım. Kesinlikle. Güzel günler çok yakında. Ama önce yarın. Bizim için çok önemli yarın. Rabbim size uzun ömür bereketi versin. Yiğitlerim benim. Çocuklar perişan oldu. Tahkikat devam ediyor yenge. Ya onu öldürürlerse? Onu sağ salim evine getireceğim. Kılına bile zarar gelmeyecek. Söz. İstanbul Kadı Efendi'yi benden saklayacak kadar büyük değil. Hadi bakalım bugünlük bu kadar yeter. Haydi bakalım. Öpeyim aslanları. Hadi bakalım. Bir şey sormak isterim. Sor Hatun.
Emel'in bizi sensiz bırakmak mıdır? O nasıl söz hatun? Beyim. Canım efendim. Yaralandın. Bizi kedere boğdun. Kaçırıldın. Yüreğimiz ağzımızda seni bekledik. Hadi beni düşünmüyorsun. Bu Sabiler'i de mi düşünmezsin? Hatun. Bu evden her çıkışında geri dönecek misin diye düşünür oldum. Artık yetti canıma. Bu eziyettir beyim. Derdimiz büyüktür, bilirsin. Bilirim. Bilirim, bilmesine de bunu yüreğime anlatamam. Haklısın. Haklısın Ayşe Hatun. Ama ve lakin... Önce sen güçlü olacaksın ki ben adaletli olayım. Sen benim sırtımı dayadığım dağ olacaksın ki ben düşmeden ayakta durayım. Sen olmazsan Ayşe Hatun, kıyas ettin cismi bedenden gayrı nedir ki? Endişelerim için bağışla beni. Korkularımı tutamıyorum. Allah'tan niyazım bizi sensiz bırakmamasıdır. Amin. Bu fani bu alemden sensiz göç eder mi? Rab istemezse yaprak kımıldamaz elbet. Kalbimin orta yerinden sevdan hep tüter mi? Mustafa. 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 Sakin ol oğlum, ne bu işin? Soluklan biraz. Ulan nereye adımımı atsam boşluğa düşüyor. Ne sandım ki? Yıllardır arayıp bulamadığım geçmişim gidip bir anda bulacağım mı sandın? Saflık bende. Heyecanlandım. Zihnim bulandı. Bak her şey ortaya çıkacak. Sabret biraz. Güven bana oğlum, güven. Allahu ekber, Allahu ekber. Zindan. 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 Ne oldu, dağları nasılsın? Yine düştün buralara. Ne güzel dedin. Öpün bakalım kralınızın pençesini. Çakalla. Çek lan. Ne güzel de vurdun. O narin avuçlarınla. Çok hayal kurma. Bekri ağanız hayal kurmaz. İnsanların hayallerini zindan eder. Herkes ağaya hürmet edecek. Edecek, edecek, edecek! Tövbe estağfurullah, tövbe tövbe. Herkes ağaya hürmet edecek! Olalım.
istenmediğimizden eminim efendim. İyice baktın mı? Endişelenecek hiçbir şey yok. Şeytanla savaşıyoruz Filip. Bana kalırsa sen de endişelenmelisin. Düşmanlarımızı hafife alma. Hadi. Yardımcımız olsun. Yükleme tamam mı Risto? Bekleyeceğiz. Ama teknenin sahibi söyleniyor. Ne diyor? O kadar silahla bir saat gecikme neyin nesidir diyor. Çok konuşmasın zevzek. Emir büyük yerden. Bu silahların sahibi İngilizlerin en önemli ve tehlikeli adamıdır. O yüzden bekliyoruz dedim. Takip edilmişsin ahmak herif. Efendim siz buluşma yerine gidin. Biz bunları durdururuz. Mutlaka durdurun. Canınız pahasına da olsa. Hayda. Gel de şimdi bunlarla uğraş. Buradan geçemeyeceksiniz. İki sevkiyattır. Doğru düzgün para kazanamadık. El mahkum. Bir tek o melundan alıyoruz malı. Bekleyeceğiz. Merak etme. Elimizden istese de kaçamaz. Cezası. Kahretsin.
Adinel cübbesiyle sakalın arkasına mı sığınıyorsun? Yakışıyor mu sana? Baylar. Sizlerle baş etmek gerçekten de çok zor. Keşke bizim tarafta olsaydınız. Sen kimin tarafındasın? Onu de önce. Hep kazananların tarafı. Aynı rüyayı görüyorum dadı. Geçecek güzel kızım her şey. Biraz daha sabret. Onu unutmam lazım. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Ne olmuş burada Mustafa'm? Büyük bir hesaplaşmanın ortasına düştük. Lakin kim kiminle hesaplaşıyor Mustafa? Galata Limanı'nda benden habersiz hiçbir sevkiyat yapılmaz. Öğreneceğiz. Öğreneceğiz. İngilizlerin bu mevtalarla ne alakası olduğunu öğreneceğiz. Seninle yeniden görüşeceğiz Mustafa. Bizden kaçabileceğini mi zannettin Hristo? Bu fare deliğinde bulduk seni. Paran, gücün kurtardı mı seni? Söndürdüğün hayatların bedelini ödeme zamanın geldi, çattı. Kadınları, çocukları hepsini katlettin. Buna değdi mi? Diğeri de şimdi Mevlasına kavuşmak üzeredir. Masumların katledilişinden fayda sağlayan o itin sonu da böyle olacak. İstanbul. Bu şehrin sürprizlerini ve kargaşasını seviyorum. Ne kadar çok kargaşa, o kadar çok kar. Tıpkı Avrupa'daki gibi. Avrupa'da da ne zaman kargaşa çıksa karımız o kadar artıyor. Bu da benim keyfime keyif katıyor. Ne oluyor?
At arabası yolun ortasında durmuş. İlerlemiyor. Sana demedim mi? Çiftliğin bu tarafına geçmeyeceksin diye ha? Bir gün yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz. Bu bedeli ödeyeceksiniz. Zayıflamış bir at. Üstelik çok yaşlanmış. Gereksiz acı çekiyor. Dindir acısını. Dur beyim, ne yapıyorsun? Daha genç bir at al. Garibimi de kaldır ortadan. Tamam beyim. Kıymetli sefir, sizinle tanışma vaktimiz geldi. Boris Zaharyas, ben sizi çok iyi tanıyorum. Bize verdiğiniz bilgi çok önemliydi. Almanya size müteşekkirdir. Galata Limanı'nda benden habersiz hiçbir sevkiyat yapılmaz. Hristo'nun sevkiyatını yapacağı silahlar bana ait değildi. Ayrıca İngilizlerin fazla güçlenmesini istemezsiniz, öyle değil mi? Özellikle dünyada sömürge yapılabilecek ülke sayısı bu kadar azalmışken. Boris Zaharyas, Ali ve Mustafa'ya haberi uçuran sizdiniz. Büyük bir hesaplaşmanın ortasına düştük. Lakin kim kiminle hesaplaşıyor Mustafa? Böylelikle hem İngilizlere ders verdiniz, hem de büyük bir rakibinizden kurtuldunuz. Bunu da Mustafa ile Ali üzerinden yaptınız ki dahiyane. Çıkarlarım için düşmanlarımı kullanmaktan hiç çekinmedim ben. Evet, Bulgar ayaklanmacılara silah gitmedi ama asıl önemli olan silah ticaretindeki en önemli rakibim Emrullah ya öldü ya ölmek üzere. Abi, abi herif kaçtı. ...5 milyonu hak ettiniz gerçekten. Bir gece evimde sizi misafir etmek isterim kıymetli sefir. Şimdi yapacak işlerim var. Aşermeler başladı mı? Nedir durum? Konumuza dönelim. Süreyya. Şimdi. Hayda. Bu kadın o.
Züreyya küçük yaşta İstanbul'dan ayrılmış. İyi eğitimli. Anita. Hiçbir şey Boris Efendi. Elimizde hiçbir şey yok. Güzelliğinin namı ondan önce gelirmiş. Doğu Hindistan şirketinin en büyük ortaklarından birisiyle evlenmiş. Kocası 2 sene önce ölmüş ve o İstanbul'a dönmüş. Koskoca Alman istihbaratı hiçbir şey öğrenememiş demek. Mayer? Mayer da öyle. Sadece Süreyya'nın sahip olduğu mal varlığının kendi servetine yakın olduğunu söyledi. Herkesin zayıf bir yönü mutlaka vardır. Bakın böyle müsaade olmadan paldır küldür giremezsiniz. Bir durun. Süreyya Hanım, durduramadım. Neler oluyor burada? İstersen Boris Efendi, Süreyya için kesin netice alacağımız... Güldürme beni. Beceriksizliğiniz yüzünden o tren çoktan kaçtı. Unuttun mu? Ben zindandan yeni çıktım. Bütün şüpheler üzerimdeyken Süreyya'yı öldürmek gibi bir aptallığı asla yapma. Boris Saharyas, içeri geçirdiğiniz zaman sizi biraz yumuşatmış. Anita, Türklerin çok güzel bir sözü vardır. Asla geri gelmeyecek 4 şey nedir, bilir misin? Söylenen söz, atılan ok, geçmiş hayat ve kaçırılmış fırsat. Zekanıza olan hayranlığım günden güne artıyor. Süreyya Hanım, bir daha sormayacağım. Bala Hatun'u arıyorsunuz ama onu sadece siz değil, Boris ve ben de arıyoruz. Neden? Çünkü... Bugün yanıma Bala Hatun denilen bir tane kadın geldi. Ne? Bana her şeyi anlattı. Nerede o kadın? Boris, ben senin kim olduğunu biliyorum. Boris ve ben de senelerdir peşindeyiz. Boris'in karanlık geçmişini aydınlatacak yegane kişi o. Ben neler bildiğini öğrenmek ve hayatını kurtarmak için. Boris ise konuşmaması ve onu öldürmek için arıyor. Bu kadın. Bu kadın kim? O Nahide. Yıllar önce mahalleye yerleştirdiğim bir kadın. Bala Hatun'u kim ararsa gelip bana haber veriyor. Siz dışarıda bekleyin. Bana yarardan çok zarar getirenlere neler yaptığımı öğrenmek istemezsin. Sakın. Siz mi yaşıyorsun? Çocuğunun da yaşamaya hakkı var. Söylemiştim.
yanlış yapan cezasını öder. Ne paramız, ne de gücümüz onu bulmaya yetmedi. Çok garip. Siz de onu arıyorsunuz. Bala Hatun. Yıllar önce kucağında bir bebekle İstanbul'a geldi. 27 yıl önce. Sadece bildiğimiz bu. O bebek... O bebek sensin. Çok enteresan. Boris ve senin hayatın bir şekilde kesişiyor. Şu Bala Hatun'u bulalım, onu da öğreneceğiz. Benim ve Boris'in ne gücü ne parası onu bulmaya yetmezken. Siz bulacaksınız. Kolay olana kadar her şey zordur Süreyya Hanım. Sizin paranızla aralayamadığınız kapıyı biz omuzumuzla yıkar geçeriz. Haklısınız Bıçak Ali. Bunu birçok kez kanıtladınız zaten. Bala Hatun İstanbul'a geldiğinde ismini değiştirdi. Şefika. Güzel. Bunu da biliyorsunuz demek. Bakalım onu ilk kim bulacak? Bakın Süreyya Hanım. Bütün bu sahip olduğunuz her şey sizi bir yere kadar koruyabilir. Eninde sonunda birine güvenmeniz gerek. Düşün. İstanbul'da en güvenli yer neresi? Lara, son zamanlarda ne kadar değiştin farkında değil misin? Nerede benim melek kalpli kızım? Hı? Nerede benim karıncaları dahi incitmeyen güzel yürekli? Ben aynıyım. Değilsin. Değilsin Lara. Ona biraz da ben sebep oldum. Ama neler oluyor öğreneceğim. Dadı. Sen bana annelik hissini tattırdın. Ben seni hep öz evladım saydım. Dadı. Senin bu halde olmana yüreğim dayanmıyor biricik kızım. Yüreğim dayanmıyor. Sadrazam Hazretleri, sultanımız bugün bankanın kimin tarafından kurulacağını açıklayacak, öyle değil mi? Doğrudur Esat Paşa. Peki sizce... Esat Paşa, sen sır tutar mısın? Tabii ki Sadrazam Hazretleri, bana güvenebilirsiniz. Padişah Efendimiz de sır tutar. Esat Paşa.
güne dair ne gördüğünü sanıyorsan yanılıyorsun Süreya. Benim karım, sevgili karım tam da burada vefat etmişti. Hatırlıyor musun? Birlikte bulmuştuk onu. Bazen şöyle düşünüyorum Süreya. İnsanlar beni bir dinlese hem daha mutlu hem daha uzun yaşayacaklar. Kızımı sakat bıraktığı yetmiyormuş gibi bir de hırsız gibi evime girmiş. Bir daha asla bu adam kızıma yaklaşmayacak. Aksi halde gözünün yaşına bakma. Aylarım. Ne yapalım? Denize düşen yılana sarılırmış. Sana söylemiştim. İlacın dozunu yavaş yavaş azaltmalıyız diye. Ya yürümeye başladı zaten. Bacaklarında birazcık hissizlik olsa yeter. Öz kızına bunu yapan bir adamın karşısında nasıl duracağız biz? Sen Boris Efendi'nin işlerine karışma. Benim zehirlerim yerini kim değiştirdi? Burayı senden başka kullanan yok. Aklım karıştı herhalde. Al. Hadi şimdi hücrene. Merak etme. Yakında cezan doluyor. Tahliye oluyorsun Azize. Demek Süreyya da Bala Hatun'un peşindeymiş. Aynen öyle hocam. Boris'in karanlık mazisini bilen tek kadın o. Bala Hatun Boris'ten kaçıyormuş. Ama neden? Seninle Boris arasındaki irtibat ne? Bence Mustafa'm Bala Hatun'un İstanbul'a getirdiği çocuk sendin. Bala Hatun'u bulursak eğer bütün geçmişimi aydınlatırız. Bala Hatun'u arıyorsunuz ama onu sadece siz değil, Boris ve ben de arıyoruz. Neden? Çünkü Boris'in karanlık geçmişini aydınlatacak yegane kişi o. Ben neler bildiğini öğrenmek ve hayatını kurtarmak için
Boris ise konuşmaması ve onu öldürmek için. Boris'in karanlık geçmişini aydınlatacak yegane kişi o ve onu öldürmek için. Bala Hatun, kaç kere dedim bu ite böyle davranmayacaksınız diye? Bu it, bu sütü hak etmiyor. Alın şunu. İki defa çiftlikten kaçmaya çalıştın. Bırak gideyim. Adamımı öldürürsün ha? Seni zincire vurduk. Yine de yapacağını yaptın. Bırak gideyim. Yıllardır bana yaptığın yetmedi mi? Gidince ne yapacaksın? Bizi rezil edeceksin. Senin hayatın burada başladı. Burada sona erecek. Benden ne istiyorsun? Benden peydahlanan it benden hesap soruyor. Adam mı öldürürsün ha? Adam mı öldürürsün ha? Ne yapalım? İyi bir ders verin. Bir daha böyle bir şeye yeltenmesin. Ama canını almayın. Ne de olsa benim kanımdır. Canını almayın. Ne de olsa benim kanımdır. Dün gece limandaki katliam da ayrı mesele. İki sene önce barut kaçakçılığından tutuklamıştım Hristom'un adamlarını. Bu silah kaçakçısı Hristom. Silah kaçakçısı. Soysuzun teki. Kuvvetle muhtemel onları o vakitte limanda sevkiyat yapıyorlardı. Büyük bir hesaplaşmanın ortasına düştük. Lakin bunların peşinde olanlar kim? Hristo'yu bulmamız şart. İşin kilit ismi o. Gel. Amirim. Söyle, beş adam öldürülmüş. Dün limanı basanlar hesabı kapatmışlar belli. Bu da layığını bulmuş. Lara, sana çok mühim bir şey söylemem lazım. Dadı, sana ne oldu? Sana verilen ilaçları... Cemil Bey, kapı vurma adetini unuttunuz mu? Çok özür dilerim Matmazel Lara. Ne istiyorsunuz? İlaç vaktiniz geldi de. Geç kaldık sandım. Burada yaptığın şeyler... Hakikaten takdire şayan. Bu sefer iğneyi ben yapsam. Ama hanımefendi. Kusura bakmayın. Dadı, son günlerde iyice sakarlaştın sen. (Gülüyor)
Ne o? Kardeşine merhaba demeyecek misin? Merhaba. Kitaplar, kitaplar. Çocukluğundan beri en iyi dostların olmuştu zaten. Çok şükür şimdi başka dostlarım da var. Ne istiyorsun Emrullah? Hem sen buraya nasıl girdin? Kapıya koyduğun kilit. Çözemeyeceğimi mi zannettin? Çocuk oyuncağı. Bazıları için. Buraya neden geldiğime gelince Abdullah. Azrail nefesini enseme üflüyor. Dün limanı basanlar bugün 6 kişiyi daha katlettiler. Öldürülenler silah kaçakçıları. Kimler seni öldürmek istiyor? Balkanlara, Bulgaristan'daki eşkıyalara ve komutacılara mühimmat sağlamaktalarmış. Yaptığım işte çok düşman kazanırsın. Yaptığım işin yan etkisi. Bir silah kaçakçısının evi daha basılmış. Emrullah, Abdullah'ın kardeşi. Tüm muhafızları öldürülmüş. Kendisinin kaçtığı kanaatindeyiz. Senin gibi ölüm satan bir taciri korkuttuklarına göre çaresiz olmalısın. Buraya geldiğine göre daha da çaresizsin. Yaptığımız tahkikata göre Hristo Emrullah'ın adamı. Kuvvetle muhtemel bir intikam meselesi. Toplayabildiğiniz kadar bilgiyi toplayın. Etrafa yayılın. Anlaşıldı mı? İyi. Hiç önemli değil. Kâfi miktarda ilacımız var. Hemen getirtiriz. Belli. Siz de yorulmuşsunuz. Odanıza gidip istirahat edin. Ama... Aması maması yok. Polis efendinin kesin emri var. Lara Hanım dinlenecek. Ben daha sonra uğrayacağım. Dadı? Efendim kızım. Sen iyi misin? Ben... İyiyim. Sen beni merak etme. Çok çabuk iyileşiyor maşallah. Sen böyle şeylerle kafanı yorma Gülbahar Hatun. Anladın mı? Muhafız, kendimi şehzade gibi hissediyorum. Buyurmaz mısınız Halil İbrahim sofrasına? Çok konuşma Yesen. Olmaz öyle şey. Göz hakkı denen bir şey var. Her daim gözünüz üzerimde. Emir büyüklerden. Başına bir şey gelmesin diye. Keyfimizden durmuyoruz. Doğru, doğru. Başım... Kıymetlidir benim. İstanbul'da kafası tutukluk yapmadan tek çalışan eşkıyayım. Davan hala devam ediyor. Hasmında çok. Maşallah de. Maşallah de. Nazardan ikiye mi çatlatacaksın beni? Benim yeğsim de yok. Buranın havası da ciğerimi soldurdu. Siz en iyisi beni
Sarayıma götürün. Götür şunu. Bu kadar gül cemali bir arada görünce iştah getire. Hadi. Bekri hapishanede özel olarak korunuyor. Şu anda ona bir şey yapmak çok zor. Dertlerimizin en küçüğü o zaten. Mahkemede aleyhime şahitlik yapamadı. Bir daha yapsa da kimse inanmaz. Diğer mesele. Süreyya Hanım'ın evi çok iyi korunuyor. Dışarı çıktığında ise en az bir düzine muhafıza dolaşıyor. Evet. İşte acı tecrübelerinden ders çıkarmayı bilmiş akıllı bir kadın. Süreyya Hanım, arabanız hazır efendim. O zaman padişahın kararını öğrenmeye gidelim. Süreyya hakkında yürüttüğümüz tahkikatta herhangi bir şeye varamadık. Nasıl oluyor Esat Paşa? Koskoca daire nazırlığı elinizin altında ama siz bana hiçbir şey bulamadık diyebiliyorsunuz. Boris Efendi, İnanın bana, bir şey olsaydı mutlaka bulurduk. Hiç kimse bu kadar temiz değildir. Vakit geldi. Padişah birazdan banka hakkındaki kararını açıklayacak. Ve siz bunu da bilmiyorsunuz. Boris Efendi, sadrazam dahil hiç kimse bilmiyor. Yanlış bildiniz ahmaklar. Bekri Ağanız dağların aslanı değil, kurdudur. Aslan kafeste yaşar ama kurt kafese girdi mi ya ölür ya çıkar. Zindandan çıkmak için üç şey gerek. Yürek, bilek. Bir de çorba kaşığı. Gelmem hataydı. Kusura bakma. Dur. Sana yardım edeceğim. Abdullah canımızdır, kardeşimizdir. Lakin Emrullah seni az kalsın dar ağacına gönderecekti. Mustafa bir katildir. Mustafa'nın silahı. Eşi benzeri yok değil mi? Birisi bu silahın aynını yapmış ve bir suikaste kullanılmış. Bu silahı sen mi yaptın? Evet. Bunu yapmamın eski cephaneci başı Salih istedi. Kendisiyle eskiden beri iş yapardı. Risto, Emrullah'ın pis işlerini yapıyordu. Birileri de onların işlerini bitiriyor tabii. Ama kim? Rakiplerim hocam. Bir silah kaçakçısı ölürse ondan en çok kim kâr sağlar? Diğer bir silah kaçakçısı tabii. Aferin. Size dün İngiliz ajanlarının haberini uçuranlar... kuvvetli muhtemel o vakitte limanda bir sevkiyat yapılacağını biliyorlardı.
Galata Limanı'nda benden habersiz hiçbir sevkiyat yapılmaz. Bizi oraya çektiler. Böylece İngilizlerin sevkiyatını durduracaktık. Aynı zamanda da Risto'yu yakalayacaktık. Ama bizden önce davrandılar. Büyük bir hesaplaşmanın ortasına düştük. Bazen evdeki hesap çarşıya uymaz oğul. Siz oraya gittiğinizde bir katliamla karşılaştınız. Birileri yine bizi tuzağa düşürmeye çalıştı. Böylelikle hem İngilizlere ders verdiniz... ...hem de büyük bir rakibinizden kurtuldunuz. Bunu da Mustafa ile Ali üzerinden yaptınız ki... ...dahiyane. Çıkarlarım için düşmanlarımı kullanmaktan hiç çekinmedim ben. Bu Emrullah... ...onu nasıl bulacağız hocam? Sen Emrullah olsan ne yapardın? Vallahi ben böyle birilerinden kaçsam... ...İstanbul'daki en güvenli yere giderdim. Âlâ. İşte bu dahice. Neden birlikte iş yapmadığımızı hiç anlamıyorum Abdullah. Silah tüccarı, aç gözlü ve kan emici olduğundan olabilir mi acaba? Dokunma. Mermi izlerini görüyor musun? Adalet için savaşan kalpleri koruyor bu. Ama bunu senin gibi vicdansızlar asla anlayamaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ben sultanımızın huzuruna çıkıyorum. Bugün bankayla ilgili kararını açıklayacağım. Takip ettirenler de bizimle aynı şeyi düşünürlerse ne olacak? Abdullah bulabilirler mi ki? Yürü Ali. Bu İngiliz sefirinin peşine taktığımız Hafiye. Hiçbir ses yok değil mi? Maalesef Hafiye'mizin akıbeti meçhul. Nerede olduğuna dair herhangi bir malumatımız yok sultanım. Osmanlı istihbaratının peşinize taktığı ajan. Onlar tuzak kurarlarsa... ...Allah da onlara karşı tuzak kurar. Şüphesiz ki Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Ve Allah'ın izniyle kurdukları tuzakları kendilerine tattıracağız. Bundan sonra her sefirin arkasında bir hafiyemiz olacak. Aldıkları nefesten dahi haberdar olmak istiyorum paşa. Emriniz baş üstüne sultanım. Bu konudaki faaliyetlerimiz başladı. Âlâ. İstihbarat kullanmasını bilen için çok kuvvetli bir silahtır paşa. Senelerce bizden çaldıkları malumatla kuyumuzu kazdılar. Ne zaman milletimiz için hayırlı bir işe gayret sarf etsek... ...önümüze engeller koydular. Ama artık iş değişti. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu konuya ehemmiyet vereceğiz. Milletimizin istikbali ve istiklali için bu çok gerekli bir şey. Emriniz baş üstüne sultanım. Sultanım izin verirse... Buyur paşa. Banka konusundaki son kararınızı duymak için... ...Süreyya Hanım ve Boris Efendi gelmek üzereler. Âlâ. Gıyasettin. Huzura çıkmak için beklerler sultanım. Hemen alın. Baş üstüne sultanım.
Al şimdi çeyrek. Liman dediğin yer çok dikkat edilmesi gereken bir yer. Evet. İstihbarat burada. Para da burada. Nerede Zeydek? Yani ticaret burada yapılıyor. Para burada diyorum ya. Oo. Yardımcı olalım. Halka hizmet, hakka hizmettir çeyrek. Çok iyi düşündün canım kardeşim. Ben o zaman dayıya bir ses edeyim de beklesin bizi. Dayı! Dayı bekle, yettik, yettik. Yok, tut, tut. Kanında kalacağız. Ne yapıyorsun ne olur? Tamam, ağlar, tamam. Aldın ağlar. Aslında sarılın yüzünüze. Ben niye tutmuyorum? Oğlum ben tutuyorum, sen bırakınca elimden kaydı ya. Ya. Zabit ağalar, hamallık zor zanaat, denge gerekir, güç gerekir. Kadı efendi nasıllar? Ne olsun, uğraşıyor adamcağız ya. Buyurun bir kahvemizi için ya. Yo, görev başında içmeyiz. Löp löp götürmeyi biliyorsun ama. Ya Zeyrek, sen benimle niye uğraşıyorsun oğlum? Sen bir çekil bak. Hamdi ya. Sen buralarda hiç bugünlerde intikam intikam diye dolaşan birini gördün mü? Ne? İntikam. Vallahi limanda kimse intikam intikam diye bağırmıyor. Hadi böyle soruya böyle cevap. Ağzınıza sağlık efendim. Çelik! Hadi biz vazifemize dönelim. Evet. Kolay gelsin amca. Kolay gelsin. Eyvallah. Kolay gelsin. La Zeydek, biz nereden geldiydik? Tabii ki buradan geldiydik. Evet. Neci. Bunlar limandayken göz kulak ol onlara. Başlarına bir şey gelmesin. Yoksa üstümüze kalır maazallah. Eyvallah baba. Kuracağımız banka hakkında nihai kararımı verdim. Bunu ilk benden duymanı istedim hocam. Zat-ı halleriniz nasıl münasip görmüşse sultanım. Âlâ. Süreyya, vazgeçmek için bak, bu senin son şansın. Ne o? Koca Boris Zaharyaz. Benden çekinmiyor değil mi? Çekinmekte. Bu aptallık karşısında ben bile aciz kalıyorum. İçeri alalım. Emriniz baş üstüne sultanım. Hocam buyurun. Asker kapıyı aç. Misafirlerimizi içeri alabilirsin. Buyurun. Sultanım. Mustafa ile Ali, işlerinde iyilermiş diye çok duydum. Şu İstanbul sokakları onlardan mahirini görmedi. Haklısın. Benim bile elimden kurtulduğuna göre. Sen kimsin? Galiba bunu hak ettim.
Meşhur Filinta Mustafa ile bu şekilde tanışacakmışız demek ki. Tanıştırayım. Kardeşim Emrullah. Kusura bakma. Abdullah. Yok Mustafa'm yok. Yıllardır yapmak istediğim şeyi yaptın. Eline sağlık. Hakkınızda yapılan tahkikat sonucunda hünkârımız bir kanaate vardılar. Boris Zaharyas, hakkınızda yürüyen tahkikat nihayete erdi. Kadı Gıyasettin yaptığı muhakeme neticesinde hakkınıza beraat kararı verdi. Adaletimiz sağ olsun. Ama şunu bilmenizi isterim Boris Efendi. Devletimizin temeli adalettir. Size karşıma çıkma lütfunu bahşetmemdeki sebep hakkınızdaki şaiyalardan kurtulmuş olmanızdandır. Bankamız için 12 milyon altın vermeyi vaat etmiştiniz. Buyurduğunuz gibi sultanım. Ve siz Süreyya Hanım, bu bankanın kurulması için 30 milyon altın vermeyi vaat ediyorsunuz. Bazen sen belaya gidersin, bazen de bela sana gelir. Nihat'a girmiyor muyuz? Yok, Tayyar abiyi bekleyeceğiz. Eristo senin adamın mıydı? Benim teslimatlarım yapar. Yapardı. Bugün öldürülmeden önce. Şimdi anlat bakalım. Bu adamlar senden ne istiyor? Uzun zamandır tehdit almaktaydım. Maalesef Hristo benden aldığı silahları Bulgar komitecilere vermiş. Para için her şeyi yaparsın değil mi? Benim haberim yoktu. Benim bütün işlerim kanunidir. Tabii tabii. Ona ne şüphe? Duyduğuma göre silahları alan eşkıyalar bir köyü basmış. Kadın çocuk herkesi katletmişler. Ulan sen ne alçak bir herifsin be. Ben sadece silahları yaparım. Tetiği kimin çektiği beni ilgilendirmez. Düşmanım çok. Belli. Öyledir. Neyse ki Osmanlı'nın en iyi zabıtlarının içindeyim. Aslında seni o adamlara teslim etmemiz gerekirdi. Merak etmeyin. Buraya saldıramazlar. Kapanı kısıtırlar. Muhkem bir bankanın kurulması için kuvvetli bir sermaye gerekmektedir. Cüretimi bağışlayın sultanım, müsaade ederseniz eğer. Buyurun. Sultanım, ben ve ortaklarım banka için yatıracağımız meblağı 25 milyon altına çıkarmış bulunmaktayız. Bilginizi arz ederiz. Bu banka milletimin istikbali için teminat, mektepler, daha asri hastaneler, adaleti muhafaza edecek kuvvetli bir ordu. Velhasıl kelam, milletimizin selameti için girişeceğimiz hizmetler bu bankanın temelleri üzerinde yükselecektir. Hükmüm şudur.
Bu bankayı beraber kuracaksınız. Müşire götür. Ama bu Lara'nın el yazısı. Çok doğru. Hemen. Benim zehirlerimin yerini kim değiştirdi? Sana söylemiştim. İlacın dozunu yavaş yavaş azaltmalıyız diye. Ya yürümeye başladı zaten. Bacaklarında birazcık hissizlik olsa yeter. Öz kızını bunu yapan bir adamın karşısında nasıl duracağız biz? Mustafa'ya gitmeliyim. Dediğim gibi sermayemizin miktarı ne kadar fazla olursa kuracağımız bankada o denli kuvvetli olacaktır. Bakın 12 milyon altınla başladık. 55 milyon altına kadar yükseldik. Bu bankanın kurucu icra heyetinde Kadı Gıyasettin görev yapacak. Devleti âlinin selameti için bu ulvi vazifeden hiç kimsenin feragat etmeyeceği kanaatindeyim. Ferman padişahımızındır. Bu arada bilmeniz gereken bir şey daha var. Hala burada değil mi o alçak? İçeride ağam. Dökün lan. Emrullah. Eğer benim imalathaneme girdilerse, ki girdiklerine eminim, yeni yaptığım el bombalarını bulmuşlardır. O herif içeride, buraya dümdüz edeceğiz. Anlaşıldı mı? O el bombalarından bir tanesi buraya düşerse bizim parçamızı bulamazlar birader. Parçamızı. Kardeşim, onu korumak da benim vazifem. Bu defa siz bana bırakacaksınız. Eyvallah. Hadi, hadi. İnsanlara kötülük etmek etmekten daha kolay Abdullah. Bunu bir türlü anlayamadım. O ne Abdullah? Çok güzel bir şey paşa kardeşlerim. Şimdi biraz da bilim konuşacak. Yalnız siz burada biraz bekleyin ve bunsuz da asla nefes almayın. Tamam mı? Al.
gitti. Hadi bakalım hayırlısı. Giren o katili koruyorsunuz. İçerideki bu herif köyümüzü katletti. Merak etmeyin paşalarım, sadece bayıldı. Hayırdır dedi. Mustafa da, Kadı Gıyasettin de görünmediler değil mi? Cemil. Hadi bizimle gel. Oh be Dadı, niye boyundan büyük işlere kalkışırsın? Eğer bankayı şimdi kuramazsak hocam, devleti saltanatında bir daha kuramayız. Boris bankayı kuracak, Süreyya da onu teftiş edecek. Böylece milletimiz güçlü bir bankaya sahip olacak. Boris Zaharyas hakkında kanaatini bilirim. Lakin benim asıl maksadım Boris'in arkasında ve yanında kimlerin olduğunu ortaya çıkarmak. Bunun için mahkemede üzerine çok fazla gitmemeni istedim. Hüküm! İsnat edilen suçlar hakkında yeterli delil bulunamadığından Boris Zaharyas'ın beraatine. Affınıza sığınırım sultanım. Lakin milletimizin kanını emme gayretinde olan sülükler pek çoktur. Korkuyla yaşayan hiçbir zaman hür olamaz hocam. O sülükleri teker teker temizleyeceğiz. Bilahire vücudumuzdan söküp atacağız. Ama bunu çok temkinli yapacağız. Her adımımızı düşünerek atacağız. Memleketin kaderini sırtlandık hocam. Yükümüz ağır, vazifemiz çetindir. Allah sizi başımızdan eksik etmesin sultan. Amin. Amin hocam. Paris Efendi'nin torunu oldu. Onu kutluyorlar. Onu da bir erkeğim.
Ne diyecektin Mustafa'ya? Kızma. Lara'mı zehirliyorsun. Süreyya'yla konuşmanı duydum. Lara'nın annesini de sen öldürmüşsün. Tüm hayatını yalanlar üstüne inşa etmişsin Boris Zaharyas. Yürü bağır. Lara'yı kucağına verdiğinde kızım henüz 6 aylıktı. Ona annesi gibi baktın. Onu bu kadar iyi yetiştirdiğin için Gülbahar sana... sana olan minnettarlığımı kelimelerle ifade edeyim. Madem onu bu kadar çok seviyorsun, neden ona zarar veriyorsun? Çünkü neticelerden hep memnun kaldım. Çünkü Gülbahar, insanlar beni dinlemeyince ben yapmak istemediğim şeyleri yapmak zorunda kalıyorum. Ben böyleyim. Ama neticelerinden hep memnun kaldım. İnsanlar beni bir dinlese hem daha mutlu hem daha uzun yaşayacağım.